Tüm hocalarıma iyi bir gün diliyorum. Hoş geldiniz. Ben kısa bir süre önce Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne katıldım. Daha önce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiydim. Bu nedenle Nevzat Hocam da yaptığınız çalışmaları anlatın, biz sizi bilimsel açıdan biraz daha iyi tanıyalım dedi. Ben de onun için bugünkü toplantıda size yapmış olduğum bilimsel çalışmalardan bahsedeceğim, projelerimden bahsedeceğim. Bugün sizi yağlı karaciğer hastalığında lipid birikiminin moleküler mekanizması ve bu mekanizmadaki önemli noktaların klinik için yeni hedefler oluşturabileceğini, yeni ilaçlar, moleküler keşfine yol açabileceği konusunda bahsedeceğim. Ateroskleroz hepimizin bildiği gibi hayatımızı tehdit eden, yaşlandıkça progression'ı da devam eden bir hastalık. Bu hastalığın çok faktörlü bir hastalık, hepimizin bildiği gibi birçok faktör rol alıyor. Ve hastalığın oluşumundaki hipotezler arasındaki en önemli ve kabul gören hipotezlerden bir tanesi okside LDL, yüksek lipid düzeyi ile beraber gitmesi. Bu hastalıkta, şimdi burada bir şekilde bunu kısaca şematik olarak gösteriyorum. LDL molekülleri veya lipidler dolaşımda yüksekse, diğer faktörlerin etkisiyle endotel hücre tabakasını gösteriyor burada. Non-trombojenik düzey bozulduysa, dolaşımdaki hücreler, mesela monositler buraya yapışıyor, alt tabakaya, intima tabakasına geçiyorlar. LDL molekülleri, partikülleri de, bunlar da zarar görmüş olan bu endotel tabakasından aşağıya intimaya geçip orada okside oluyorlar ve buraya göç etmiş monositler makrofajlara dönüşmüş, makrofajlar tarafından alınıp içinde lipid birikimi olup fon hücrelere dönüşüyorlar. Aynı zamanda düz kas hücreleri de medya tabakasından, tabii bu arada birçok faktörler salınıyor, intimaya göç ediyorlar. Bunlar da burada okside LDL moleküllerini içlerinde depo ediyorlar ve fon hücre haline geliyorlar. Ve bu olay devam ediyor ve gittikçe damar lümeni tıkalıyor, daralıyor. En sonunda tıkanıyor. Eğer bu torasik aortada olduysa miyokard enfarktüsü gibi bir durumla da karşılaşılabiliyor. Bu nedenle uzun yıllarca ben grubumla birlikte yüksek kolesterollü diyetin ya ateroskleroz gelişimindeki rolü konusunda çalıştık. Ve bu arada da vitamine alfa tokoferol, bu da vitamininin çok en aktif olan formu, aslında antioksidan bir molekül olarak biliyoruz genelde. Ama bunun antioksidan özellikleri dışında gen ekspresyonunu kontrol eden birçok basamaklarda rolü olan bir molekül. Bunun da ateroskleroz döküldüğünün rolünü, moleküler mekanizmasını incelemeye devam ediyoruz. Daha çok hayvan modelleriyle bu aterosklerozda çalıştık. Tavşanlarla, bunlar çok kolay aterosklerotik oluyorlar. 2 ay her gün bunlara bir kolesterol yüksek yem verildiği zaman şöyle 4 gruba ayırdık hayvanları. Birincisi kontrol grubu, ikincisi kolesterol grubu olarak isimlendiriyorum çünkü yeme %2 kolesterol katıyoruz. Diğer grup yine yeme kolesterol katılıyor. Ayrıca da alfa tokoferol alıyorlar. Bu da gene kontrol grubu olarak sadece alfa tokoferol yaptığımız grup. Daha sonra biz bunları inceledik. Ve aortalarını aldık. Bunları sudan 4 boyasıyla boyadık. Şu kontrol grubunda gördüğünüz bir örnek, tavşandan alınan bir örnek. Kolesterolle beslenmiş hayvanlarda gördüğünüz gibi kırmızı boyanmış alanların miktarı oldukça fazla. Yani aterosklerotik plaklar oluşmuş, lipid birikimi gerçekleşmiş. E vitamini alan grupta kolesterol de almış olmalarına rağmen bu oluşan plakların miktarının daha az olduğunu gördük. Yani E vitamininin koruyucu etkisi olduğunu burada gördük. Daha sonra bunları ışık mikroskopisiyle incelediğimizde burası lümen, endotel hücre tabakası, gayet normal, hepsi düzenli bir yapı görüyoruz. Kolesterol olan alan grupta endotel hücre tabakasının monolayerinin bozulduğunu, burada fon hücreler oluştuğunu görüyoruz.
Halbuki E vitamini alan grupta tamamen normallere yakın bir benzer bir görüntü elde ettik. Yine bu hayvanların aorta homojenatlarını hazırlayıp bunlarda reaktif oksijen türlerine baktığımız zaman kolesterol ile beslenen hayvanların aortalarında reaktif oksijen türlerinin arttığını yani oksidatif stresin arttığını E vitamini alan grupta bunun daha düşük olduğunu gördük. Şimdi size burada uzun yıllar boyunca bulduğumuz sonuçları sadece bir tabloda bir şekil üzerinden özetleyerek göstermek istiyorum. Bu bir hücre membranı olarak düşünelim. Burada gördüğümüz bütün sinyal ileti yolaklarını inceledik ve bu sinyal ileti yolaklarında rol alan, tabii bunlar aterosklerozun oluşmasına rolü önemli katkısı olduğunu düşündüğümüz proteinleri inceledik. Ve kırmızı okla gördüğünüz bütün sinyal ileti yolaklarının hiperkolesterolemik hayvanlarda artmış olduğunu, yani LDL'lerin içeri alınması için CD36 dediğimiz bir scavenger reseptörün ekspresyonunun arttığını, yani bu makrofajlarda aldığımız homojenatlarda baktığımız sonuçlarda ve bazı transkripsiyon faktörlerini, anaerobik ve diğer faktörleri arttırdığını, bunları özetle geçeceğim. E vitamini alan grupta da bütün bu incelediğimiz faktörlerin çoğunun E vitaminiyle artmasının baskılandığını gördük. Peki şimdi diyeceksiniz konunun başlığı karaciğer, yağlı karaciğer hastalığı ama neden bunları bahsediyorum? Yaptığımız bu çalışmalardan sonra bu farklı yolakları inceledik, farklı proteinlere baktık. O zaman 2010'lu yıllarda proteomik çalışmalar da bütün dünyada bir hız verilince biz de bu tavşanların aortalarında acaba hangi proteinlerin farklı olarak ekspresi olduğunu hem hiperkolesterolemik hayvanlarda hem de E vitamini alanlarda bunu anlayabilir miyiz diye proteomik çalışmaları yaptık. Ve bunları da Journal of Proteomics'te yayınladık. Burada çok farklı olarak ekspresi olduğunu bulduğumuz proteinleri şurada işaretledim ve bu proteinler özellikle daha sonra baktığımızda bunların endoplazmik retikulum stresle ilgili proteinler olduğunu anladık. Ve buradan da yüksek kolesterol ve endoplazmik retikulumun metabolik hastalıklarda aterosklerozda rolünü incelediğimiz çalışmalar yaptık. Bir Redox Biology'de bir davetli bir review olarak da yayınladık. Endoplazmik retikulum nedir? Size biyokimya derslerinizdeki geçmiş yıllardaki bilgiyi hatırlatmak isterim. Endoplazmik retikulum hücrede organellerden bir tanesi membran yapısında ve özellikle proteinlerin raf endoplazmik retikulumda ribozomlarında rol aldığı proteinlerin sentezlendiği ve endoplazmik retikulumda proteinlerin olgunlaştığı bir organel. Eğer herhangi bir nedenle endoplazmik retikulum stres artarsa, bu redox statüsünün atması, glikozileşim, bazı başka ajanlar, bunlar evre stresi arttırıyor. Yani burada evre stresinin artması, yanlış katlanmış proteinlerin oluşması, yani hatalı proteinler, yapısında hata olan proteinler, bunlar da endoplazmik retikulumun lümeninde aslında endoplazmik retikulum membranında bulunan bazı proteinlere bağlı bulunan GRP70 adı, 78 adı verilen bir proteinin serbestleşmesi ve bu misfolded proteinlerle bağlanıp onları bir an önce yıkıma götürmesine yol açıyor. Ve bu durumda da endoplazmik retikulumun membranında bulunan PERK, IR1, ATF6 dediğimiz proteinler aktif hale geliyorlar, serbestleşiyorlar ve bunlar da daha ileri basamaklarda aktive ederek bir takım sinyal ileti yolaklarını ta çekirdeğe kadar bazı sinyaller gönderip hücrenin bir pozisyon almasını, kendisini korumasını, koruyamıyorsa da tabii ki ölüme gitmesini yol açıyor. Neden bu bilgileri verdim? Çünkü biz bu tavşanların aortalarıyla, aterosklerozla çalışırken orada bu hayvanların diğer organlarını da aldık. Onlarla da ilgili ileri çalışmalar yapmak üzere. Bu demin söz ettiğimiz ateroskleroz
gelişen, yüksek kolesterollü yemle beslenen hayvanların aortaları, aynı hayvanların karaciğerlerine baktığımız zaman gerçekten bizi heyecanlandıran sonuçlar gördük. Bu kontrol grubuna ait hayvanların karaciğerleri, kolesterolle beslenen hayvanların karaciğerlerini makroskopik olarak gözle bu şekilde daha sarı olarak gördük. Halbuki yüksek kolesterolle beslenen ama yanı sıra da alfa tokoferolü alan hayvanların karaciğerlerini sadece kolesterol alanlara göre daha az sarı gibi gördük. Bu da sadece alfa tokoferolle beslenenler. Bu durumda da biz alfa tokoferolün, yani bundan yaklaşık bir 10 sene önceye gene bu da denk geliyor. Alfa tokoferolün yağlı karaciğer hastalığında önemli bir faydalı rolünün olabileceğini düşündürdü. O zamanlarda literatürde sadece epidemiyolojik çalışmalarla alfa tokoferolün faydalı etkisinin NASH gelişiminde olabileceğini söyleyen çalışmalar vardı. Bu nedenle biz de çalışmalarımızı yüksek yağlı diyetle beslenen, kolesterolle beslenen, oksidatif stres oluşmuş, evreye stres artmış, non-alkoholik fatty liver disease'e konsantre ettik ve bu konuda çalışmaya başladık. Oksidatif stres aslında biz bunu Janus Phase of Oxidative Stress olarak değerlendirebiliriz. Zaten bu şekilde söyleyebiliriz. Neden Janus Phase diyoruz? Aslında Janus bir tanrı, Greek mitolojide bir tanrı. Başlangıçlar, bitişler, açılışlar, kapanışlar gibi bir dualite tanrısı. Burada da Vatikan Müzesi'ndeki resmi görüyoruz. Aslında Roma para birimlerinde de bu iki yönlü yüz kullanılmış Roma para birimlerinde. Yani bir şeyin bir taraftan faydalı, bir taraftan zararlı etkisi olmasına da Janus Phase of Stress diyoruz. Aslında bizim de hayatımızda ufak bir stres bizi her zaman motive eder. Ama aşırı stres, o da tabii ki kötü, bazı hastalıklara yol açabiliyor. Kolesterol, diğer önemli bir molekül kolesterol. Kolesterol de aslında iki yönlü olarak düşünebiliriz. Kolesterol, steroid-like bir birleşik ve bütün hücrelerimizde var. Kolesterolsüz bir hayat düşünemeyiz. Kolesterol olmadan hücrelerimizin membranı doğru bir şekilde duramaz. Kolesterol olmadan birçok steroid hormonu sentezleyemeyiz, hormonlarımız olmaz. Örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz. Ama kolesterolün aşırı miktarda olması, kanda yüksek olması, bunun da zararlı etkileri var. Bu açıdan da iki yönlü etkisi. Dönelim yağlı karaciğer hastalığına, bizim fokus olduğumuz araştırmalarımızı konsantre olarak yaptığımız konuya. Karaciğer, sağlıklı bir karaciğer zaman içinde bazı nedenlerle yağlanma artabilir. Biz buna steatozis diyoruz. Yağlı karaciğer hastalığı. Yağ birikimi başlıyor burada. Ve yağ birikimi, yağlar lipotoksiteyle neden olabiliyor. Endoplazmik retikulumun stres artması, lipotoksisite, mitokondriyal dysfunction ve bu olay oksidatif stres gittikçe ilerledikçe NASH, yani yağlı karaciğer sendromuna inflammation, tissue scarring ve fibrosis de eklenince karaciğer siroza ve hatta hepatoseliler karsinomaya kadar gidebiliyor. Kolesterolün NASH'te önemli rol olduğunu gösteren bazı çalışmalar da var. Karaciğerde tabii ki lipid birikiminden söz ediyoruz. Burada serbest yağ asitleri birinin yanı sıra kolesterolün kendisi de birikiyor. Ve bunu da NASH gelişiminde önemli olduğunu, lipotoksik olduğunu, yani inflamatuar petbelleri arttırdığını ve fibrozis ve hepatik stiyerler sellerde fibrozise kadar gittiğini gösteren literatürde çalışmalar var. Epidemiyolojik çalışmalarda bize yüksek yağlı diyetle, kolesterolle beslenenlerde NASH progression'ının da daha hızlı ve olduğunu gösteren çalışmalar var. O zaman lipotoksisite nedir dediğimiz zaman, lipotoksisite yani lipidlerin
zararlı veya lipid derivelerinin hücrelere zararlı etkilerinden bahsediyoruz. Ve yüksek yağlı bir diyetle beslenenlerde ya da karbonhidratla beslenenlerde, çünkü o da çok fazla sonuçta yağlara dönüşüyor ve yağlı karaciğer hastalığı ve NASH'a kadar giden durum gerçekleşebiliyor. Hangi lipidler, serbest yağ asitleri, trigliseritler, dizofosfatidil, kolin, serbest kolesterol ve bile asitleri? Bu mesela doymuş yağlar ve diğer evre stresi arttıran parametreler, bu bir endoplazmik retikulumu gösteriyor. Olayı arttırarak, evre stresi arttırarak önce hücre evre homeostazını sağlayıp durumu toparlamaya çalışacak, ama bu stres çok fazlaysa o zaman hücre ölümüne kadar giden olaylara yol açıyor. Biz tekrar hayvan modelimizdeki sonuçlarımıza bakalım. Yüksek kolesterolle beslediğimiz hayvanların tabii ki serum kolesterol düzeylerine baktık. Bunların yükselmiş olduğunu gördük. Serum trigliserit düzeylerini de ölçtük bu hayvanların. Serum trigliserit düzeylerinin de kolesterolle beslenen hayvanlarda yükseldiğini gördük. Bu hayvanları bazı gruplara alfa-tokoferol verdiğimiz için alfa-tokoferol düzeylerini de ölçtük ki verdiğimiz alfa-tokoferol kan düzeyini yükseltmiş mi diye. Yine buradaki makroskopik görünüm zaten bizim bu çalışmaya başlamamıza yol açan şekillerdi. Aldığımız kesitlerde oil red oil'a bu şeyleri boyadığımız zaman, kesitleri boyadığımız zaman kırmızıyla gördüğünüz alanlar oil red ile boyanmış lipid birikimlerini gösteriyor. Alfa tokoferol olanlarda daha az olarak lipid birikiminin biraz daha az olduğunu gördük. Buna ilaveten karaciğerde trigliserit düzeylerini ve kolesterol düzeylerini de ölçtük. Gerçekten yüksek kolesterolle beslenen hayvanlarda karaciğerde kolesterol düzeyi de yükselmiş, trigliserit düzeyi de yükselmiş. Alfa tokoferol alanlarda biraz daha az olduğunu, kolesterol düzeyi birikiminin, karaciğerde kolesterol birikiminin biraz daha az olduğunu gördük. Bu karaciğer örneklerinde immünistokimyasal çalışma yaparak makrofaj birikiminin olduğunu, kolesterollü grupta, alfa tokoferol alan grupta daha az olduğunu, fibrozis geliştiğini, burada gördüğünüz kahverengi alanlar alfa SMA boyamasıyla fibrozis geliştiğini kolesterollü grupta, alfa tokoferol verilen hayvanlarda daha az olduğunu, Col1A1'de fibrozis markırı, yine immünhistokimya sonuçlarında kolesterol verilen grupta fibrotik gelişimlerin olduğunu, alfa tokoferol alan grupta daha az olduğunu gördük. Bir de oksidatif stres markerlarını incelemeyi amaçladık. Kontrol grubunda oksidatif stres markerlarından bir tanesi 4-hidroksinonenal, kolesterol alan grupta şurada gördüğünüz kahverengi gibi gördüğünüz alanlar gene immünistokimya ile 4-hidroksinonenalini gösteriyor. Bu grupta daha fazla. Kolesterol artı alfa tokoferol alanlarda oksidatif stres markerının 4-hidroksinonenalinin daha az olduğunu görüyoruz. Diğer bir markerda 7-keto kolesterol, gene kolesterollü grupta artmış olduğunu, kolesterol ve alfa tokoferol alan grupta daha bu artışın baskılanmış olduğunu gördük ve bu sonuçları da yayınladık. Daha sonra bu grup hayvanlarda karaciğerde inflammation ve otofaji, yani ve hücre ölümü, hangi tip hücre ölümü, otofaji mi, apoptozis mi oluyor? Lipid metabolizması ile ilgili transkripsiyon faktörleri, total yağ asidi profili, oksisteroller ve endoplazmik retikulum stres parametrelerini inceledik. Ve inflammation ile apoptozis arasında bir ilişki olduğunu gördük. Bütün sonuçlara tabii ki detaylı girecek vaktim yok burada. Ama lipid metabolizması ile ilgili transkripsiyon faktörlerine de bakmayı amaçladık. Bunlar hangileri?
Kolesterol metabolizması ve lipid metabolizması ile ilgili bunlar transkripsiyon faktörleri gördüğünüz gibi. SREP1C, SREP1-2, bunlar yağ sit ve kolesterol metabolizması ile ilgili transkripsiyon faktörleri. Bunları karaciğer homojenatlarında Western blot yöntemiyle değerlendirdik ve SREP1C'nin kolesterol verilen grupta arttığı, yani daha fazla yağ siti sentezine doğru gittiğini ve alfa tokoferol verilen grupta bunun baskılandığını gördük. SREP2'nin de gene arttığını gördük. Bir de yağ siti profilini ve oksisterolleri değerlendirmek istedik. Çünkü sonuçta bu gruplarda, kolesterol olan grupta karaciğerde lipid damlacıkları oluşuyor. Bu nedenle acaba yağ siti profili nedir? Hangi yağ sitleri artmıştır bu karaciğer dokusunda? Hangi oksisterollerde değişiklikler olmuştur? Bunları da inceledik. Önce gaz kromatografisi yöntemiyle bütün lipidleri de yağ sitlerini tek tek bunların kompozisyonlarını analiz ettik. Burada gördüğümüz gibi bazılarında farklılık çıktı, bazılarında çıkmadı. Ama bunları da şöyle ayırım yaptık. Bu gruplar arasında mono unsaturated yağları değerlendirdik. Kolesterol alan grupta mono unsaturated yağların daha fazla olduğunu, birikmiş olduğunu gördük. Bunları da hangi mono unsaturated yağ sitleri diye değerlendirdiğimizde şu grubu burada söz konusu yağ sitlerini kolesterol grubunu kontrol grubuna kıyaslayarak baktık ve oleat, palmitoylatın anlamlı şekilde kolesterol alan grupta artmış olduğunu gördük. Diğerlerinde önemli bir fark yoktu orada. Bir de poliunsaturated yağ sitlerine baktık. Poliunsaturated yağ sitlerine totalde baktığımız zaman kolesterol grubunda veya gruplar arasında kontrole göre anlamlı bir fark olmadığını gördük. Ama biz gene bunları tek tek şurada gördüğünüz gibi kolesterol grubu kontrol grubuna göre, kolesterol alfa-tokoferol grubu kolesterol grubuna göre olmak üzere bunları tekrardan incelediğimizde kolesterol grubunda burada anlamlı bir fark görmememize rağmen tek tek yağ sitlerinin poliunsaturated'leri incelediğimizde mesela doksopentaonat, arachidonik asidin, alfa-linolenin kolesterol grubunda farklı miktarlarda birikmiş olduğunu, burada bir artış görüyoruz, diğerlerinde azalma görüyoruz. Yani yağ siti profilinde de doymamış yağlarda, mono veya polisaturelerde, ansaturelerde farklılıklar gördük. Bir de doymuş yağ sitlerini değerlendirmesini yaptık. Burada da kolesterol grubunda bir azalma gördük doymuş yağlarda. Yine bunları da tek tek incelediğimizde kolesterol grubunda oktadekonatın daha az biriktiğini, halbuki palmitatın daha fazla biriktiğini gördük. Kolesterol olan hayvanların karaciğerinde daha fazla palmitat var. Zaten palmitik asitin de yağlı karaciğere neden olduğunu biliyoruz ve hücre kültürü deneylerimizde de palmitat yükleyerek zaten karaciğer hücrelerine bu modeli oluşturuyoruz. Kolesterollere baktığımızda karaciğer dokusunda kolesterol alan grupta gerçekten kolesterol miktarı karaciğerde artmış. 7 keto kolesterol miktarı artmış, 25 hidroksikolesterol artmış, 27 hidroksikolesterolde kolesterol grubunda fark görmedik ama alfa-tokoferol olan grupta 27 kolesterolün miktarında değişiklik bulduk. O halde bu sonuçlarımızı toparlayacak olursam, yağlı karaciğer hastalığından NAFLD'den NASH'e geçmesinde bu transition'da alfa-tokoferolün koruyucu bir etkisi olduğunu bize sonuçlarımız gösterdi. Bu şekilde bakacak olursak kırmızıyla ya da pembeyle gördüğünüz çizgiler yüksek kolesterollü diyetle
bu hayvanların karaciğerinde bulduğumuz parametreler. Airway stres markerlarına baktık. Airway stres markerlarından GRP 78 artmış, GRP 94, IR1, FOSFO IR1 artmış, çok artmış, PERK değişmemiş. Bu da bir airway stres markeri ama bu değişmemiş. Halbuki alfa tokoferol verilen hayvanlarda bütün airway stres markerlarının GRP 94, IR1 ve ÇOP'un azaldığı, PERK'te bir değişiklik olmadığı, GRP 78'de değişiklik olmadığı görülmüş. Inflammation'a ve apoptozisle ilgili markerlara baktığımızda yüksek kolesterolü diyetle beslenen hayvanlarda TGF-beta'nın azaldığı, interleukin 1 beta'nın arttığı, RAM11'in arttığı, Box, Caspase bunlar da apoptozis markerları arttığı, yani hücrenin inflammation ve arkasından bir apoptotik hücre ölümüne gittiğini görüyoruz. Halbuki alfa tokoferol alanlarda bu markerların, apoptozis markerlarının, inflammation markerlarının azaldığını görüyoruz. Caspase'da bir değişiklik yok. Lipid metabolizması ile ilgili gerek yağ asitlerinin sentezi, gerekse kolesterol sentezi ile ilgili parametrelerin arttığını, yüksek kolesterolü diyetle ve alfa tokoferolün bunu baskıladığını görüyoruz. Oksisterollerinde 7 keto kolesterol, 25 hidroksikolesterolün arttığı, alfa tokoferolle bunun azaldığını görüyoruz. Fibrotik olayları incelediğimizde alfa SMA ve kol A1 markerlarıyla baktığımızda fibrozis markerlarının yüksek kolesterolle diyetle arttığı ve alfa tokoferol verilen hayvanlarda kolesterol düzeyleri yüksek olmasına rağmen alfa tokoferol alanlarda fibrozisin de engellendiğini görüyoruz. Yani alfa tokoferolün burada NAFLD'den NASH'a geçişte önemli bir rolü olduğunu, faydalı bir rolü olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu çalışmamızda airway stres markerlarından, yani hiperkolesteroliminin airway stres yolağında IR1 ÇOP üzerinden hiperkolesterolemiyle, kolesterolle arttırılan bu markerların önemli olduğunu düşündük ve bunun mekanizmasını daha da iyi bir şekilde incelemek amacıyla bazı hücre kültürü deneyleri yaptık ve bunu da daha çok yeni 2002'nin Ağustos ayında yayınlandı. Theoretical Biology and Medicine'da yayınlandı. Bu hayvanların GRP 78, 94, PERK ve diğer fosfoPERK gibi airway stres markalarını artmış olarak bulduğumuz için, çok da artmış olduğu için bunu daha detaylı anlamak amacıyla mekanizmasını hücre kültürü ortamında biz AMLA12 hücrelerini aldık ve bu hücreleri de kolesterolle doyurduk. Ama bunun için kolesterolü lipozomla hücreye takdim ettik diyelim, verdik. Ve lipozom kolesterolle hücreleri inkübe ettikten sonra hücre içindeki kolesterol miktarını değerlendirdik. Burada konfokal mikroskobiyla görüyoruz. Burada mavi floresan kolesterolün birikmiş olduğunu bize gösteriyor. Zaman dilimlerine baktık. Hangi zaman diliminde, hangi konsantrasyonda daha iyi olur diye. Daha sonra airway stres markerlarını inceledik ve airway stres markerlarından IR1'in ve ÇOP'un arttığını, kolesterol yüklemiyle arttığını ama PERK'ün etkilenmediğini gördük burada da. Daha sonra da gene airway stresi inhibe edersek acaba bunlara ne olacak diye inceledik. Burada kontrol grubumuz, lipid kolesterol yüklediğimiz grup ve airway stres inhibitörü koyduk. Yani kolesterolle yükledik hücreleri, gene bir airway stres inhibitörü koyduk. Bu da PBA, 4-PBA dediğimiz bir inhibitör. Baktık ki airway stresi inhibe ettiğimiz zaman PERK aktivitesi artmıyor. Gene ÇOP artmıyor. Ama yani şöyle söyleyebiliriz bu şekilden. CNK'ya baktık. Bu da bir diğer sinyal ileti yolağındaki moleküller. Ve P38. Yani buradaki moleküler mekanizmanın daha
ince bir şekilde, derin bir şekilde açıklanması amacıyla bu çalışmaları yaptı. Burada yeşille gördükleriniz yeşil floresanlar bu şekilde fosfoperki gösteriyor. Burada konfokal mikroskobunda çopu gösteriyor. Burada da P38'i gösteriyor. Maviyle gördüğünüz floresan DAPI boyası. Bu da çekirdeği bize gösteriyor. CNK'da burada mavi floresanla gördüğümüz CNK proteinini takip etmiş oluyor. Daha sonra CNK ve P38'i daha detaylı incelemek amacıyla gene burada Western blot'la bunların miktarına baktık. Kolesterol grubundaki kolesterol verdiğimiz grupta CNK ekspresyonunun arttığını, alfa-tokoferol verilen de azaldığını görüyoruz. Ve P38'in de arttığı ve alfa-tokoferol de azaldığı, yani baskılandığı diyelim daha doğrusu. Çopun aktivitesine, yani bu da bir apoptotik marker, bunu inceledik. Çopu da gene değişik inhibitörler kullanarak CNK inhibitörü ve P38 inhibitörü varlığında, P38 inhibitörü veya CNK inhibitörü varlığında çop aktivitesine de baktık ve sonuçlar bize IR1 P38 R-stresin IR1 P38 yolağının kolesterol öyle medya aktive olan çop induction'ın da rol aldığını gösterdi. Bu makaledeki sonuçlarımızı şöyle bir şekilde toparlayacak olursak, yüksek kolesterollü diyetle beslenen hayvanlarda karaciğerde bu hücrelerde kolesterol birikiyor ve ERE stresi arttırıyor. ERE stresi artınca P38 aktive oluyor. P38 çop aktivasyonuyla apoptozize yol açıyor. Alfa-tokoferol de bu gösterdiğim basamakları P38, CNK bu basamakları ve çop basamağını apoptoza gitmesini engelliyor. ERE stresi kullandığımız zaman, ERE stres inhibitörünü kullandığımız zaman bu da ERE stresi arttırıyor, düşürüyor. P38'i düşürüyor ve çop aktivitesini düşürüyor. P38 inhibitörü kullandığımızda yine apoptoza gitmiyor, çok baskılanıyor ve CNK inhibitörünün burada herhangi bir rolü olmuyor bu sonuçta. Son 2 yılda da NASH ile ilgili yaptığımız çalışmaları burada gösterdiğim 2021'de, 2022'de yayınlarımızı yayınladık. Burada da daha detaylı bilgi görmek isteyenler bütün bunları orada görebilirler. Şimdi çalışmalarımız şu anda karaciğerde lipid birikimiyle, lipid damlacıklarının oluşumuyla ilgili mekanizmaların aydınlatılması üzerine hala devam etmekte. Bir taraftan mekanizmanın daha detaylı aydınlatması üzerinde çalışırken, bir tarafta da bu mekanizmadaki önemli kilit noktaları kontrol edecek moleküllerin kullanılması ile ilgili çalışmalarımız onun da paralelinde devam ediyor. Bundan sonra, bunlardan size bilgi verdikten sonra devam eden birkaç projem var. Onlardan da çok kısa bir şekilde söz etmek istiyorum. Bundan bir 3-4 yıl önce karaciğerde lipid birikiminde rol aldığını düşündüğüm, literatürü okurken tesadüfen bir protein, saipin diye bir protein var. Bu protein aslında değişik hücrelerimizde sentezleniyor. Karaciğerde özellikle, yağ dokusunda, kasta ve lipid damlacıklarının oluşumunda çok önemli bir protein. Ben de bunu okuduğum zaman, buna benzer makaleleri, çok heyecanlandım. Acaba yağlı karaciğer oluşumunda saipinin rolü nedir? Bununla ilgili de çok bir çalışma yok açıkçası diye. Ve daha sonra TÜBİTAK'a bir proje yazdım. Bundan 3-4 sene önce.
Projeyi yazdım, proje geri döndü, kabul olmadı, revizyon istendi, tekrar gönderdim, tekrar kabul olmadı. Sonra ben projeyi biraz daha değiştirerek tekrar yazdım. Bu yaklaşık 3 seneden fazla, 3,5 seneye yakın bir vakit aldı. Ve geçen sene 2021'in Eylül ayında projenin kabul olduğuna dair yazıyı aldım ve çok mutlu oldum açıkçası. Çok heyecanlandım çünkü bu projenin gerçekten elimizde de bazı ön sonuçlar var. Çok güzel sonuçları çıkacağına inanıyorum. Bizi çok heyecanlandırıyor. Bu da bir Latince'de bir söz var. Dum spiro spero, nefes aldıkça umut edeceğim. Bu da aslında bana çok uyan bir şey. Hiçbir şeyden yılmadan inandığım şeye hep devam ederim. Bu projede onun bir örneği oldu. Şimdi biz bu projede ne yapıyoruz? Çok kısa bir şekilde ve tabii ki Marmara Üniversitesi'nden Üsküdar Üniversitesi'ne geçmemin hemen arkasından bu projeyi de Üsküdar Üniversitesi altına aldık yürütücü olarak, yürütücüsü olduğum için. Bu projede çok özetle başladık, tabii bazı sonuçlarımız var. Kimler yer alıyor? Araştırmacılar Acıbadem Üniversitesi'nden Ümit Hoca patolojiden, Marmara Üniversitesi'nden benim grubumdan Erciz Sözer, gene Acıbadem Üniversitesi'nden Merve Açıkel Elmez ve Kolombiya Üniversitesi'nden Doktor Lale Özcan yurt dışı danışman olarak yer alıyor. Biz bu çalışmalarımızı iki paralel şey halinde yürütüyoruz. Bir hücre kültürü deneylerimiz var, bir hayvan deneylerimiz var. Hücre kültürü deneylerimizde AMN16 fare karaciğer hattı, hücre hattını kullanıyoruz. Ve bunlara Sipin cRNA transfeksiyonu yaparak, yani bir grup kontrol grubu, normal Sipin bunlar da hücrelerde ekspres ediyor. Diğerine de Sipin cRNA vererek Sipin'i susturuyoruz ve bütün bu hücrelere lipozom kolesterol veriyoruz. Yani kolesterol yüklüyoruz ve hücrelerde kolesterol birikimini sağlıyoruz. Daha sonra Filipin boyamayla kolesterol birikimini tespit ediyoruz. BioDP boyamayla lipid partiküllerinin sayı ve boyutlarını belirliyoruz. Ve yağlı karaciğer modeli bu hücre kültüründe gelişimiyle ilişkin belirteçlerin mRNA ve protein düzeyinde değerlendirmesini yapıyoruz. Bir diğer grup kısmında çalışmamızın da hayvan deneylerimiz var. Bunlarda C5-7-B6-6J fare modelinde bu farelerde normal diyetle besleniyorlar. Yüksek kolesterol içeren diyetle besleniyorlar. Farklı gruplar. Ve bunlara da gene karaciğerdeki Sipin'i susturuyoruz. Ama buradaki Sipin'i faredeki tüm Sipin'i susturmuyoruz. Sadece karaciğere özgü olarak susturuyoruz. Siganlak Sipin vererek sadece karaciğeri takip etmiş oluyoruz. Ve deneylerin sonunda makroskopik ve histopatolojik incelemelerle değerlendirmeler yapacağız. Filipin boyamayla karaciğerdeki kolesterol birikimini, BioDP boyamayla lipid partiküllerinin sayısını ve boyutunu, bunların boyutları da çok önemli. Ve yağlı karaciğer gelişimiyle ilişkin belirteçlerin mRNA ve protein düzeylerinin değerlendirmesini yapacağız. İnşallah sizinle güzel sonuçlarımı ileride paylaşırım. Bu devam eden bir proje. Devam eden diğer bir proje de, bu da yeni bir proje, TÜBİTAK projesi. Aslında bu ikili proje. Bu projede de gene bunu da Üsküdar Üniversitesi'ne getirdim, bu projeyi de. Marmara Üniversitesi'nden araştırıcı var. Güney Kore yürütücümüz de Seoul National Üniversitesi'nden Profesör Yang Jung-su. Burada iki molekülün, bunlardan bir tanesi garsinoik asit. Garsinoik asit vitamin E homoloğu olan bir molekül. Diğeri de, bunu biz önerdik çalışmayı. Diğeri de 7-okso-DHA molekülü. Bunu da Yang Jun önerdi çalışmayı. Bu her iki molekülün anti-enflamatuvar etkileri var.
Enflamasyon biliyoruz ki çoğu hastalıkta çok önemli ama yağlı karaciğer hastalığında, aterosklerozda da tabii önemli. Inflammation çok önemli bir olay. Aslında inflammation'ın sonrası, inflammation, resolution of inflammation dediğimiz, bu inflammation'ın ortadan kalkması süresi, bu COVID'de de biliyoruz gündeme geldi. Çok önemli. İşte biz bu iki molekülün, garsinoik asit ve 17-okso-DHA'nın resolution, bu olaylardaki etkisini inceleyeceğiz. Üsküdar ayağı diyeyim, Türkiye'deki kısmı. Biz primer makrofaj izolasyonu yaparak bu moleküllerin etkisini inceliyoruz. Diğer grupta onların bir inflamatuar in vivo modelleri var, kolit modeli. Kolit modelini de inceliyorlar. Sonra zaman zaman sonuçlarımızı karşılaştırıp doku örnekleri aramızda alışverişler yaparak bu projeyi de sürdürüyoruz. 2 yıl içinde bunu da 2,5 yıl içinde bitireceğiz. Bu iki projeye ilaveten şu anda içinde bulunduğum bir cost action var. Bu da Bench to Bedside Transition for Pharmacological Regulation of Anaerobic in Non-Communicable Diseases. Özellikle NASH'la ilgili çalışanlar çok var bu grupta. 18 ülke, 33 katılımcı var. Bununla da ilgili yeni bir proje müracaatını hazırlıyorum TÜBİTAK'a. Şu andaki projeler bunlar. Bu projelerin gerçekleşmesinde pek çok çalışanlar oldu grubumda. Ama şu anda hali hazırda Marmara'daki grupta Erdi Sözen, Ali Şahin, bunlar postdoklar. Tuğçe Demirel, Bengüçe Çetinkaya, doktora öğrencilerim. Eda Seher ve İbrahim, onlar da yüksek lisans öğrencileri. Yine bu projelerin gerçekleştirilmesinde çok uzun yıllar Angelo Azzi, Amerika, İsviçre collaboration yaptıklarım. Almanya'dan Tilman Gruni, İngiltere'den Giovanni Men, Amerika, Columbia Üniversitesi'nden Ayra Teybaz, Lale Özcan, İtalya'dan Francesco Galli ve son olarak da Güney Kore projesinde Yansun Jonsur'la kolaborasyon içinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki bütün bu projelerin gerçekleşmesinde, bu sonuçların, makalelerin çıkmasında birçok proje desteği aldım. Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu'ndan pek çok projeler aldım. TÜBİTAK'tan pek çok projeler, 1001 projeleri, 1002 projeleri, pek çok projeler ve cost aksiyonları, bunlar da karşılıklı laboratuvarlarımızı ziyaret edip bazı deneylerin diğer laboratuvarlarda yapılmasını sağladı. Herkese katkıları için teşekkür ediyorum. Konuşmamı bitirmeden önce size bir ilanını da yapmak istiyorum. Society for Free Radical Research Europe, bu bir Avrupa Derneği, Dünya Derneği de var. Ve daha çok benim çalıştığım konular çerçevesinde yıllık toplantılar düzenleniyor. Bunun derneğin ben 3 kere toplantısını 1997 yılında, diğeri 2002'ydi sanıyorum, diğeri de 2011 yılında 3 kere İstanbul'da toplantıyı düzenledim sorumlusu olarak. Hepsi unutulmaz toplantılar oldu. Özellikle 2011'deki en son toplantıyı hep işte çok scientific ve İstanbul'un büyüleyicisi havası nedeniyle unutamadılar. Şimdi 2024 yılında bu toplantı tekrar İstanbul'da düzenlenmek üzere bize veriliyor. İnşallah bu toplantıyı İstanbul'da düzenleyeceğiz. Ve ben de burada bir toplantı öncesi veya sonrası bir satellite meeting, bir günlük bir meetingi de Üsküdar Üniversitesi'nde yapmayı arzu ediyorum. Detaylarını tabii ki sonra konuşuruz. Hepinize teşekkür ediyorum.